Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber 4 basamaklı doğal sayıları en yakın yüzdeye yuvarlayacağız. (3839) sayısının en yakın yüzdeye yuvarlanmış hali nedir? Beraber inceleyelim. 3839 sayısı 3800 ve 3900 arasındadır. Ve 3839 sayısı 3800'e daha yakın olduğu için 3800'e yuvarlanır. (3276) sayısı ise 3200 ve 3300 arasındadır. 3276 sayısı da 3300'e daha yakın olacağı için 3300'e yuvarlanır. Şimdilik birinci adımımızı yaptık. İkinci adımda ise sayılarımızı nasıl daha kolay yuvarlayacağız? Onları göreceğiz. Şimdilik sayı doğrusunda hangisi daha yakın olduğunu gördük. Hangi yüzdeye daha yakınsa o yüzdeye yuvarlanır. 3436 sayısını en yakın yüzdeye yuvarlarken yüzer basamağını yuvarlak içerisine alırız. Hemen yuvarlak içerisine aldık. Ve onlar basamağında 1, 2, 3, 4 varsa sayının yüzer basamağı aynen kalır ve 3436 sayısı örneğin 3400 olur. Eğer sayımız 3436 değil de 3426, 3416, 3446 olsaydı buradaki 1, 2, 3 ve 4 rakamlarına göre bu sayılarımızın hepsi 3400'e yuvarlanırdı. Çünkü onlar basamağındaki rakam 1, 2, 3, 4 ise bu 3400'e daha yakındır. Eğer onlar basamağındaki rakam 5, 6, 7, 8, 9 ise o zaman 3500'e daha yakındır. Onu da biraz sonra inceleyeceğiz. Burada sadece bilmemiz gereken bir sayıyı en yakın yüzeye yuvarlamak istiyorsak önce yüzler basamağındaki rakamı yuvarlak içerisinde alırız. Daha sonra onlar basamağındaki rakamı 1, 2, 3, 4 olduğunu görüyorsak sayı aynen kalır ve değişmez. Yani 34 yani 3400 olarak kalır. Yani 3500 olmaz. O aynen kalır ve 3400'e yuvarlarız. Burada da görüldüğü gibi. Eğer sayımız örneğin 3465 gibi bir sayı, en yakın yüzdeye yuvarlamamızı istiyorsa, yüzler basamağını gene yuvarlak içerisine aldık. Daha sonra da onlar basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa, yüzler basamağındaki sayı 1 artar ve 3465 sayısı 3500 olur. 3455, 3465, 3475, 3485, 3495. Burada gördüğümüz bu 5 sayı 3500'e yuvarlanır. Çünkü onlar basamağındaki rakam 5, 6, 7, 8, 9. Onlar basamağındaki rakamlar 5, 6, 7, 8, 9. 3500'e daha yakın yapacağından sayımızı
3500'e daha yakın, yani sayı doğrusu üzerinde 3500'e daha yakın yapacağında biz 3455'i, 3465'i, 3475'i, 3485'i ve 3495'i 3500'e yuvarlarız. Bunların hepsi 3500'e yuvarlanır.1246 sayısını en yakın yüze yuvarlayın. 1246 sayısı 1200 ve 1300 arasında değil midir? Evet, bu iki yüzük arasındadır. 1246 sayısının önce yüzler basamağını yuvarlak içerisine aldım. Yuvarlak içerisine aldıktan sonra onlar basamağındaki rakama bakarak ya 1200'e yuvarlayacağım ya da 1300'e yuvarlayacağım. Şu kuralı da kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Eğer onlar basamağında 1, 2, 3, 4 varsa ya da 5, 6, 7, 8, 9 varsa. Şimdi onlar basamağında 1, 2, 3, 4 varsa ben sayıyı 1200'e yuvarlarım. Yani yüzler basamağındaki rakamı değiştirmem. Fakat onlar basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa yüzler basamağındaki rakamı bir arttırırım ve 1300'e yuvarlarım. Baktığım zaman onlar basamağında 4 var. Onlar basamağında 4 olduğu için sayıyı 1200'e yuvarlarım. Yani arttırmam sayıyı. Sayı, yani 1246 sayısı 1200'e yuvarlanır. 2357 sayısını en yakın yüze yuvarlayınız. 2357 aslında 2300 ile 2400 arasında değil midir? Evet, bunlar arasındadır. Şimdi ilk başta yüzler basamağındaki rakamı yuvarlak içerisine aldım. Daha sonra onlar basamağındaki rakamı inceliyorum. Onlar basamağında 5 var. Neydi kuralımız? Şuraya yazalım. Eğer onlar basamağındaki rakam 1, 2, 3, 4 ise 2300'e, yani sayı sabit kalıyordu. Onlar basamağındaki rakam 5, 6, 7, 8, 9 ise yüzler basamağındaki rakam 1 artıyordu ve 2400 oluyordu. Bakıyorum onlar basamağında ne var? 5 var. Baktım 5 burada. 5 burada olduğundan demek ki ben bu sayımı 2400'e yuvarlayacağım. 2357 sayısı 2400'e yuvarlanır. 3214 sayısını en yakın yüze yuvarlayalım. 3214, 3200 ve 3300 arasında değil midir? Evet. Kuralımıza göre 1, 2, 3, 4'ü buraya yazalım. 5, 6, 7, 8, 9'u da buraya yazalım. Kuralımıza göre önce yüzler basamağını yuvarlak içerisine alıyoruz. Daha sonra da onlar basamağındaki rakama göre yorum yapıyoruz. Onlar basamağında 1 olduğu için sayımızı 3200'e yuvarlarız ve yüzler basamağındaki rakam değişmez. 3214 3200'e yuvarlanır. 4572 sayısını en yakın yüzeye yuvarlayınız. 4572 sayısı 4500 ile 4600 arasındadır. Gene kuralımıza göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kuralımıza göre eğer onlar basamağında 1, 2, 3, 4 varsa 4500'e yuvarlanır. 5, 6, 7, 8, 9 varsa onlar basamağında bir üst basamağa, yani bir üst yüzde, yani 4600'e yuvarlanır. Buraya baktığımda onlar basamağında 7 var. Onlar basamağında 7 olduğu için bakıyorum. Bu taraftaki kurala göre sayımızı 4600'e yuvarlarız. Ve 5 olan yüzler basamağını
6 yaparak 1 artırırız ve 4572 sayısı 4600'e yuvarlanır. 5821 sayısına bakalım. 5821, 5800 ve 5900 arasındadır. Yine 1, 2, 3, 4 burada. 5, 6, 7, 8, 9 burada. Yüzer basamağını yuvarlak içerisine aldım. Onlar basamağındaki rakama göre sayımızı değerlendiriyoruz. Onlar basamağında hangi rakam var? 2 var. 2 de burada olduğundan sayımızı 5800'e yuvarlarız. En yakın yüze yuvarlamak işte bu kadar kolay. Çok çok da örnek çözdük ki daha iyi kavrayalım diye. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.